Kahramanmaraş'ta 70 yaşından sonra 20 tane sertifika alan Saadet teyzenin olduğunu öğrendim. Ekibe bana Saadet teyzeyi bulmazsanız program yapmıyorum dedim ve bana buldular Saadet teyzemi. Selam Saadet teyzem, nasılsın? Teşekkür ederim canım. Çok memnun oldum sizi Ay gördüğümüze. aşkım, teşekkür ederim. Saadet teyze ya, bu nasıl bir azim? Gerçekten 20 tane sertifika aldın mı? Tabii ki aldım. 70 yaşından sonra ha? Evet, 4 yılın içinde. Bu sertifikalar hangi dallarda? İlk önce neyi öğrendin? Dikişe gittim, çiçek kursuna gittim, boyama kursuna gittim, bilgisayara gittim, diksiyona gittim. Ve bunların her birine üçer dörder dönemde gitmişimdir. Ama ben Maşallah. sertifikanın peşine hiç düşmemiştim. Sertifika benim neyime? Ben kendim için gidiyorum. Bir günde sabahleyin öğleye kadar boyama kursuna, öğleden sonra bağlama kursuna gittim. Akşamları da diksiyona gittim. Vay be. Ben bile televizyonda program yapıyorum. Daha diksiyon dersine gidemedim Saadet teyze. Ama çok İnşallah zevkli Ramazan'da. oluyor. Çok zevkli Çok oluyor. zevkli. Hatta bana şunu da söylediler. Ya diksiyona senin ihtiyacın yok ki dediler. Gayet güzel konuşuyoruz. Hayır, ben kendimde çok eksiklik hissediyorum. Bazı şeylerde kendimi ifade edemiyorum. Gördün mü? Tabii. Maşallah. Yaşın kaç peki Saadet teyze? 35 yaşındayım. 49 Maşallah. Ay seni doğumluyum. yerim. Yani ortalama 4 yılda 20 tane sertifika. Aynen. Niye gittin peki? İlk ne oldu? Senin kafana böyle dank etti 70 yaşında. Ne oldu Saadet teyze? Ben koca kahri çektim, tamam. Çocukları da büyüttüm. Yalnız kaldım. Artık kendim için çalışayım dedim. Yaşayayım dedim. Kendimi tanımaya çalıştım. Peki Eğer 70'e kadar aklın neredeydi? çocuklardaydı. Ya. Çocuklar büyütüyordum, okutuyordum, Canım. büyütüyordum, torunları seviyordum. Baktım onlar da kurbette. Kimse kalmadı. Kimse kalmayınca ben de kendimi sosyal hayata atadım. Oh. Ve kurslara gittim. Şimdi ben Allah razı olsun, hocalarım çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Oh. Halk eğitimin köşe taşı oldum. Köşe taşı ne? Köşe taşı. Ben orada olmazsam Bir eksiklik var. aranıyorum. Aranıyorum, soruyorlar. Kurslardaki arkadaşların hani o yaş grubu kaç oluyordu? 18, 20, Ya 25. herhalde. Herhalde Aynen. Aynen. havamız var. Çok Taş seviyorum. çıkartırım desene. Ama onlar da bana bazıları konuşurken Saadet Hanım diyor. Espri olsun diye. Ya. O da hoşuma gitmiyor E değil ben de yani. Saadetciğim diyeyim. Ne var yani Saadet Ay, teyzeci? bir Saadet demek başka, bir de cim. O cim var ya, çok şey Yılanın değiştiriyor. deliğinden çıkarır valla. Ne değiştiriyor Aynen. Saadet teyze? Sevgi, muhabbet, özveri. Değil mi? Değil mi? Saadetciğim. Ay Teşekkür canım ne ederim. güzel valla. Öyle dedin miydi? Ben de sana cimin iki katı Hadi söyleyesim geliyor. söyleyiver. Bahar'cığım. 70 yaşından sonra sen bu kurslara gitmesen ne yapacaktın? Çökerdim. Ya. Çökerdim. Şimdi dışarıya çıkmaz olurdum. Kimse bir tas su vermez. Her şeyden önce strese girecektim. Doğru. Oğlumu düşünecektin, kızımı düşünecektin. Gelmeyenlere niye gelmiyor diyecektin. Bekleyecektin, kapı bekleyecektin. Şimdi ben hiç kapı beklemiyorum. Ya. Hiç kaygı etmiyorum çocuklarımı. Aratmıyorlar ki. Birçok evlatlarım oldu benim, birçok torunlarım oldu şu durumda. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Çocuklarım aklıma bile gelmiyor. Ya. Evet, aynen. Evlatların nerede peki Saadet teyze? Antalya, Mersin, kurbetteler Kaç evlatlarım. taneler? 3 kız, 1 oğlan. Maşallah. Peki Evet. gelmiyorlar mı yanına Saadet teyze? Gelmezler. O nasıl şey? İşte orasını bilemiyorum. Onlara sormak lazım. Gelmezler. Küsler mi? Son zamanlar küstüler de. Emekli misin? Emekli değilim. Adam emekliydi, boşamadı beni. Nafaka vermemek için boşamadı, vefat etti. Allah rahmet etsin. Gene de yattığı yer nur olsun. Her ne kadar bakmadıysa da maaşı kaldı. Çok Daha şükür. almadım ama kaldı, bağlandı. Büyük olmasa da küçük rakam, küçük bir ev buraya aldım. Sonunda evime yerleştirdim, yerleştim. Ama kimseye Maaşın muhtaç var olmadım. mıydı? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kocanla barışmak istemedin mi?
İstemedim. Niye? Çünkü adam çok iyi bir adamdı. İçki suhumarı kadını, kötü bir ahlakı yoktu, küfürü falan yoktu. Sadece sorumsuzdu. Kendi kazanıp kendi yiyip arkadaşlarına işte filan bey eli bulmuş, gözü açıkmış, bana iyi desinler hesabı. Öyle dolaştı gitti. Varlık içinde yokluk yani, ha sağlık. Aynen öyle oldu. Ay. Ama peki o sana gelip barışalım demedi mi? Demedi. O da söylemedi. Sen bir başkaları da. Adama. Ben çağırmadım. Ben çok gururlu bir insanım. Çağırmam. Onu anlıyorum. Çok gururluyumdur. Onu anladım. Hadi eşin vefat etti. Elin oğluydu. İstedi ya da istemedi. Peki evlatlarına ne demeli? Analık hakkı diye bir şey var. Yine de kahretmiyorum. Hiçbir zaman da hiçbir şey beklemedim. Saadet teyze peki maddi durumları iyi değil mi çocuklara? Maddi durum, o da eşinden ayrılmıştı. Onun eşi kötüydü ama alkol kullanıyordu. Şiddet vardı. Ayrıldı. 4 tane çocuğu var. Tamam, birinin durumu iyi değil tek başına. Diğerinin de mi yok? Ötekinin de mi yok? Öbürlerinin hepsinin durumları iyi. Ya ben anlamıyorum. Vallahi ben annemi bir gün görmezsem çıldırırım ya. Nasıl böyle bir, bu nasıl bir vicdan? Hiç anne sevgisi yok mu? Bunları sen çocukken nasıl büyüttün? Vallahi anlamadım bilmiyorum. Ki. Ben çok da bana düşkünlerdi ama. Çok düşkünlerdi. Ne nasıl oldu ben bilmiyorum. Nazar mı oldu? Ne olduğunu ben anlamadım. O cenazede en azından birleşmemiz gerekirdi. Hiç eline gelip öpmediler. Hayır. Ay, kesinlikle. Bismillah ya Rabbi. Kesinlikle. Konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar. İşin içini bilmiyoruz. Aile içerisinde neler oldu, yıllar içerisinde neler yaşandı, bunu biz bilemeyiz. Ama sen bir anasın, ana. Seninle ilgilenmek zorundalar. Bu bizim her evladın boynunun borcu. Biz hepimiz bunu gördük, bilmiyorum. Demek ki iyi bir anne olamamışım diyorum ben. Şöyle düşünüyorum bazen, hatayı kendimde arıyorum. Ne kadar büyük bir erdemlilik ya. Evet. Bu. Demek ki diyorum ben de, şu kızım var ya, şunun sevimliliğine bakın ya. Özledim, canım ciğerim, hem de nasıl özledim. 9 yaşındaydı, benden ayırdılar. Benimle görüştürmediler. Okula giderdim, okulda seninle onu görürdüm. Görüştürmediler. Görüştürmediler 9 yaşından sonra. Şimdi genç kız olmuştur ya. 15-16'da vardır herhalde, bilmiyorum. İçim sızladı. Hemen şöyle yanına verdim. Bu torunumu şöyle kolundan tuttum. Bu da kimmiş dedim. Sokulmak istedim. Şöyle bir bakışı var. Bir sivrildi. Hemen diğer annesinin yanına gitti. Dedim acaba dedim. Çünkü o beni çok seviyordu. O çocuk beni çok seviyordu. Nasıl etkilediler? Ne yaptılar? Orasını bilemiyorum. Çocuk birden gitti. İçimi kaptım. Ama yapılacak bir şey yok. Benden uzaklaştırdılar. Beni aramadı, sormadı mı diyor acaba. Saadet teyze, sen hiç aradın mı? Ya evlatlarım bir toplanın, gelin. Ben sizin annenizim. Bir gelin bakalım, siz ne yapıyorsunuz, hiç demedin mi? Demedim. Ama sende de hata var. Demedim. Saadet teyze ya. Yani böyle elini bir masaya koyman gerekiyordu. İşte onu yapmadım. Ya benim annem bir telefon açayım ona. Hı. Bir şey söyleyeyim. Hemen bana ters cevap verir. Eve geleceksin der. Gitmesen bile beni telefonla taciz ediyor. Yemin ederim vallahi. Ben o eve gidene kadar burnumdan getirir. Bunlara nazım geçmiyor. Saadet teyze, sen annesin. Yok. Kocaları var. Kocaları olsun. Sen doğurdun onları. Damatlar mı dolduruyor? Tabii ki. Onlara karşı duruşundan dolayı onlar da cesaret edememişlerdir. Sen arasaydın keşke. Aradım, arıyorum, cevap vermiyorlar. Nasıl vermiyorlar? Mesela Mersin'deki kızım dedi ki, eşim izin vermiyor dedi. Eşim izin vermiyor. Eşim izin vermiyor konuşmamıza dedi, çıktı. Evliliklerde insanların anneleriyle babalarıyla olan ilişkilerine, gerçekten karışmalarına ben çok karşıyım Saadet teyze. Tabii ki hoş bir şey değil. Saadet teyze, yine evlatlar bir neyse de toruna hiç dayanamıyorsun değil mi? Torunum bambaşkadır. Ya. Unutamıyorum. Ben o Aysima'yı hep gözümün önünde tutuyorum. Yani şu andaki Aysima değil. O elimdeki Aysima. Ne şiirler yazdım onun için, neler yaptım. Evet.
canım. İçim yanıyor. Canım Saadet teyzem, peki kapını çalsalar sen de kapını kapatır mısın onlara? Kapatmam. Açarsın değil mi? Açarım, tabii ki açarım. Bak ben babalarının ölümünde ben hastaneye gittim. Baktım kızım çabalıyor, gücü yetmiyor. Kızıma dayanamadım. Kızıma arka çıkmak, yardım etmek amacıyla gittim. 10 gün hizmet ettim Göksun Hastanesi'nde. Ha, aynı zamanda adım da ağıma kör olmuş ya. Nasıl olsa beni tanımaz dedim. Gittim kızıma yardım ettim. Allah kızımın lazım. Arkadaşı olarak gittim. Ve adamla da uzun uzun konuştuk. Tanımadı sesimden de 30 yıl geçmiş aradan. Hiç görmediniz mi birbirini? Hayır, hiç görmedik. Kızımın Ara'nın annesi dedim, telefon etti dedim. Hakkını helal etsin diyor dedim. Helal olsun dedi. Ay. Peki dedim, neden ayrıldınız dedim. Ya dedi, bir hata yaptım, bir daha da dönemedim dedi. Niye boşamadın dedim. Ölürsem maaşım ona kalsın diye boşamadım dedi. Helal hoş olsun dedi. Sen helal ettin mi hakkını ona? Ettim. Haline baktım, ettim. Helalı hoş olsun. Madem eşine hakkını helal ettin, evlatlarına da helal et, boş ver. Sen evlatlarına hakkını helal et. Hadi buradan da bir ses helal ver. Helal olsun. Hakkım helal olsun evlatlarıma. Oh, ne de olsa ciğerdir. İnsan bir rüya görse içini kapıyor. Aynen. Kızımın bir komşusu varmış, beni aradı. Eyvah dedim, kızıma bir şey mi oldu dedim. Yoksa dedim bir acı haber mi var diye içim yandı. Ama evlatlar bunu biliyor mu ki? Çok özledim ama geleceklerinden ümidim yok. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümit kesilmez bir. Bir de o kadar çocuklarım oldu ki benim. Allah bana evlatlık yapan, torunluk yapan, abilik, kardeşlik yapan, Maraşlılarda herkese hakkım helal olsun. Onları çok çok seviyorum. Ey evlatlar, sizin de var evlatlarınız. Benim içim nasıl yanıyor, nasıl özlüyorsam, dilerim Allah'tan ki yaptıklarınıza pişman olasınız. Anne yüreği, anne her zaman için bağışlayıcı olur. Elbette ki şuradan kapıyı açıp gelseler, kalbimde hiçbir şey kalmaz. Geçmişleri unuturum ama maalesef onlar unutmuyor. Allah kalplerine merhamet versin. Allah kalplerine merhamet versin, ne diyelim ki. Saadet teyze, günler geldi geçti. Bazen güzel geçti, bazı günlerde deldi geçti. Hiç keşkelerim olmadı ya. Ne güzel ya. Hiç keşkelerim olmadı. Çünkü aratmadılar. Merhaba dediğim insanlar bile aratmadılar. Oh ne güzel. Şimdi o merhaba dediğin insanları bulduğun yerler var. O kurslara iyi ki gitmişsin. Tabii ki. Eğer gitmeseydim, dedim ya, bu kadar stresin içinde bir köşede kalsaydım ne olurdu benim halim? Şu anda beni Allah razı olsun devletimizden korumaya aldılar. Yaşam korumasına yani. Allah razı olsun hepsinden. Ay Allah razı olsun. En ufak bir şeyim olsa hemen düğmeye bastın mıydı yetişiyorlar. Öyle mi? Tabii. Binlerce hamdü senalar olsun. Rabbime binlerce şükür olsun. Çok koruyor. Saadet teyzeciğim, kendin gibi, ruhun gibi, evinde rengarenk. Sen neler yaptın? Bir şu yaptıklarını bize göster aşkım ya. Baksana, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ay nasıl kabartmalı, güzel, baksanıza. Kıskandım kız seni. Bunları nasıl yaptın Saadet teyze? Bunların özel hamurları var. Ay, hamurdan güzel kestim, yaptım. Bunlar hepsini sen yaptın değil tabii mi? Tabii ki bu ben yaptım. Bu boyama kurslarından öğrendin. Tabii tabii. Etrafım rengarenk. Bak panolar, tepsiler var, vazolar var, sehpaları bile sen yaptın değil mi bunların evet, boyasını? Evet evet, sehpaları da ben yaptım. Oh Allah'ım, yok yok, gözlük kutusu. Gözlük, kalemlik, gözlük kutusunu kalemlik yaptım. Peki en son hangi kursa gittin? En son bağlamadayım şu anda, bağlama kursuna gidiyorum. Benim bam telime vurdun. Benim bam telime vurdun Saadet teyzeciğim. Ben işte ufacık çocukken, 5 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Ay içimde ne kadar güzel. Bu şevk var içimde. Sen 70 yaşından sonra buna merak mı saldın? Yoksa her şey bitti artık, şu kursa da bir gideyim mi dedin? Yok, merak sardım. Ne oldu mesela?
Valla az çok öğrendim. Evde yalnız kaldığım zaman öğrenip kendimi şey yapmak için. Yani hani müzik ruhum gıdasıdır. Aynen. Seni artık en çok tatmin edecek şeyin müzik olduğuna mı inandın? Evet. Ya seni yerim. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi Nasıl kursa beni gidiyoruz. mahvettin? Kursa gidiyoruz. Sen bir gelsen bizim kursa. Kursun sonuna doğru. Hoca da beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Konser veriyorlar resmen. Ya. Dabrakalı, kemanlı, görsen o kadar şeyin oluyor ki. Ah. Seviniyorum ya, seviyorum. Ben müziği çok Ya seviyorum. Saadet teyze, şimdi bir kadınsın sen. Yaşının kaç olduğu önemli değil. Hı. Dikiş kursuna gitsen insanlar anlar. Nakışı anlar. Boyayı anlar. Süsü püsü anlar. Peki bu bağlamayı sırtına alıp gidince yolda görenler şaşırmıyor mu? Sırtımı alıp gitmiyorum ki, bağlamamın biri evde, bir de kantinde var. Allah razı olsun. Oraya gittim ya, kantinci de izin veriyor. Orada onu kullanıyorum. Peki Saadet teyze, Ayrıca Duygu Hanım'a da buradan selamlar ediyorum. Allah hocamız mı? razı olsun. Hayır, kantinci kendisi, eşi. Kendi de direksiyon hocası. Aman, bu yaştan sonra neme lazım diyorlar ya. Evet. O bu yaştan sonra dedikleri yaş hangi yaş? Aslında hiç dememeleri lazım. Bu İşte bunu duymak istiyordum. yaştan yani dememeleri lazım. Çoluğun çocuğunu dağıttıktan sonra kendini bulacaksın. Kafayı doldurmayacaksın. Kafa dolarsa boşaltması zor olur. Her çeşit hastalık stresten gelir. Doğru. Hızlı yaşayacaksın, genç öleceksin canım. Allah hepimize. Kısaca. Hızlı yaşayacaksın, genç öleceksin. Anlamadın. Hızlı yaşamak yıpratmaz seni. Çöktürmez. Bağlama almaya gittiğinde sana kimi alıyorsun falan diye sordular mı? Sordular. Ne dedin? Kendim alıyorum dedim. Kursa gidiyorum dedim. O Şaşırmadılar mı? zaman da yine bir iki parça biliyordum öğrendiklerimden. Tıngırdattım. Şaşırdı adam. Aldım geldim. Hatta bağlamayı ilk aldığımda bir talebe kız görmüştü nefakanın orada. Abla dedi, bağlama mı çalıyorsun? Evet dedim. Ben şairim dedim. Şu anda yani beni tanımayan yok ya. Herkes tanıyor. Müzikte ne buldun? Bana onu söylesene Saadet teyze. Keyif buldum. Oh. Kendimi buldum. Kendimi buldum. Şimdi beste yapmayı Ha işte onu düşünüyorum. diyecektim. Hiçbir semineri, hiçbir tiyatroyu, hiçbir etkinlikleri kaçırmam. Hepsine Allah'ım, giderim. Allah'ım. Saadet teyzem 74 yaşında, sohbete bakar mısınız ya? Pasta börek konuşmuyoruz. Yok. Çok güzel ya, yemin ederim. Canım ya. Yıllardır müzik yaparım. Ama hiçbir zaman bir kadın bağlamacı çaldı da ben söylemedim. Bu keyfi seninle yaşamak istiyorum. Oy Şöyle canım bir benim. kadın çalsın. Ben de söyleyeyim. Vallahi ya ne büyük bir mutluluk. Hadi sen çal, ben de söyleyeyim. Beraber söyleyelim, olur mu? Hadi bakalım. Saadet teyze, repertuarın nasıl? O ne? O ne mi? Nasıl bilmezsin? Olur mu öyle şey, senin gibi iyi bir müzisyen bunu nasıl bilmez? Şarkı demek. Ne kadar çok şarkı Ha. bilirsen o kadar çok repertuarın geniş O olur. yok. O yok bende Var işte. var var var. O Şimdi hepsini yok. göreceğiz. Aynen. Hadi bir şöyle senin ağzından notayı bir duysunlar ya. 74 yaşında bir hanımefendinin nota okuyarak bağlama çaldığını bir görmeyelim mi Allah ya? be, bilmeyen de bilir yani, şu tatlı dile var ya, Ay yerim seni, ama bilmeyen de doğruyu bilir. söylüyorum Saadet teyze. İşte alandırdın beni, hadi. Do Re mi, do re mi, re re mi, do mi re, do re mi, mi re re mi, do mi re, do re re si si do si re re. Penceresi cam Penceresi, cama, bir dakika. Penceresi cam cama muallim, penceresi cam cama muallim, selam söyle amcama muallim, selam söyle amcama muallim, amcam kızını vermezse
dilim, dilim yandı. Ah amanın amanın, döküldü kilim yandı. Ben sana hayranım, döküldü kilim yandı. Ben sana hayranım, keşke dönmez olaydı. Ah amanın amanın, keşke yanmaz olaydı da. Ah amanın amanın, bahçede gülüm yandı. Ben sana hayranım, bahçede gülüm yandı. Ben sana hayranım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.